Merhaba sevgili arkadaşlar, Bizim Okul Eğitim kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 7. sınıf öğrencilerimiz için Fen Bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. Buradaki anlatacağımız sınav soruları Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından örnek olarak hazırlanmış sınav senaryolarıdır arkadaşlar. İlk sorumuza geçelim. İlk sorumuzun kazanımı çözülme hızıyla ilgili bir deneyimiz var. Çözülme hızının nelere bağlı olduğunu test etmek için aşağıdaki düzenekler hazırlanmış. Bakalım düzeneklere. İkisinde de 100 ml suyumuz var. İkisinde de 50 santigrat derecede suyumuz var. 3 adet küpümüz var. Burada tek fark arkadaşlar sıcaklıkları 25 ve 50 olarak ikisinin farklılıkları var. Buna göre bağımsız değişkenimiz sıcaklıktır. Bağımlı değişkenimiz çözülme hızıdır. Sabit tutulan değişkenimiz arkadaşlar şekerin miktarıdır. İkinci soru, ortam değiştiren ışığın izlediği yolla ilgili bir sorumuz var. Işık hızı bulunduğu ortama göre farklılık gösterir. Yoğunluğun yüksek olduğu saydam ortamlarda hızı az iken, yoğunluğun az olduğu saydam ortamlarda hızı fazladır. Bu durumda ışık hızı ile ortam yolu arasında ters orantı vardır. Aşağıdaki grafikte ışık hızının A, B, C ve D saydam ortamlarındaki hızları verilmiştir. Buna göre bir ortamdan diğerine geçen bir ışığın bu ortam arasındaki ilerleyişini bakalım. Burada ışık hızının çok olduğu arkadaşlar A ile D'ye bakalım. Evet, A ile D'nin arkadaşlar ışık hızı fazla olduğu için yoğunluğu azdır. B'nin yoğunluğu burada en fazladır. A'dan B'ye geçiş olmuş arkadaşlar burada. A'dan B'ye geçiş olarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken bakın burada kırılma bu şekilde kırmızıyla gösterdim. B'de ise B'den C'ye geçmiş arkadaşlar. Yani çok yoğundan az yoğun ortama geçmiş. Bu şekilde normale yaklaşmış. C'de ise C'den D'ye geçiş var. Yine burada da çok yoğundan az yoğun ortama geçiş olduğu için normale yaklaşmış. D'de ise D'den B'ye geçmiş. Yani az yoğundan çok yoğun ortama geçmiş. Burada da kırmızıyla gösterdik arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. Üçüncü soru, bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini açıklamayla ilgili bir sorumuz var. Aşağıda canlıların üreme şekillerini altlarına yazalım. Evet, burada planaryanın çoğalmasından bahsetmiş. Planaryanın çoğalmaları arkadaşlar eşeğsiz üreme, yani rejenerasyon olarak ifade edelim. İkinci üreme şekli hidraların çıkıntılarla çoğalması. Eşeğsiz üreme, yani tomurcuklanan üremedir. Bitkiden kesilen dalın dikilmesiyle yeni bitkinin oluşması, eşeğsiz üreme, vejetatif üreme, amipin çoğalması, eşeğsiz üreme, bölünerek üreme. B'ye geçelim. Tırtılın yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişimlere uğrayarak kelebeğe dönüşmesine ne ad verilir? Evet, buradaki tırtılın kelebeğe dönüşümünü sormuş arkadaşlar bize. Başkalaşıma örnektir. C'de ise bu tip gelişim sürecine sahip canlıların yumurtadan çıktığında ergin bireylere benzememesinin nedeni açıkladım. Ergin bireylere benzememesinin sebebi arkadaşlar yumurtada yeterli besin bulunmaması. Dördüncü sorumuzun kazanımı seri ve paralel bağlantılarla ilgili bir şemalarımız var. Özdeş 2 ampul, 1 pil, bir anahtar ve iletken kapıdan oluşan devrede çizilecektir. Birinci kutucuğa seri, ikinci kutucuğa paralel bir devre çiziniz diyor arkadaşlar. Burada şeklini çizdik. Seri dediği için arkadaşlar seri bağlantı da aynı kablo üzerinde yan yana olacak. Paralel de bu şekilde arkadaşlar bağlantıyı çizmiş olduk. Beşinci soru, ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarıyla ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki devrede ampullerin parlaklıklarını en fazladan en aza doğru sıralayalım. Burada baktığımız arkadaşlar artıdan çıkalım şöyle bakın. Önce K'ya geldi. K'dan sonra bakın P'ye ve L tarafına burada ikiye ayrılıyor. Daha sonra L ve M. Bakın burada aynı kablo üzerinde olduğu için seri bağlanmış. Ve en son R ve N ile devam ediyor. Burada arkadaşlar en parlak olan K
Ve burada K'nın paralel değilse, özür dilerim, seri bağlandığı R ve N de yine birbirine eşittir. K, R, N birbirine eşit arkadaşlar. Burada artık P, L ve M birbirine paralel bağlandığından dolayı burada P var, burada L ve M var arkadaşlar. R'nin ki P bu tarafta tek olduğu için arkadaşlar P, L ve M'den daha büyüktür. P büyüktür L. L ile M arkadaşlar aynı kablo üzerinde seri bağlandığı için ikisinin parlaklığı da birbirine eşittir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 7. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları. Örnek senaryo 2. Bu senaryomuzdaki kazanımlar ve kazanımların toplam soru sayısı burada ayrı ayrı verilmiş arkadaşlar. Bu senaryomuzda toplam 5 tane soru sorulacaktır. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz çözülme hızını etkileyen faktörlerle ilgili bir sorumuz var. Bir öğrenci çözülme hızını etkileyen faktörlerden birini kontrollü deney yaparak araştırmak istemektedir. Bunun için numaralanmış deney düzeneklerinin amacına uygun olanları seçecektir. Buna göre öğrencinin amacına ulaşabilmesini seçmesi gereken deney düzeneklerini belirleyerek nedenini açıklayalım. Evet bakalım arkadaşlar, 1'de su miktarı aynı, 2'de aynı, 3'de aynı. 2'de baktığımız zaman arkadaşlar 1 ile 2'nin sıcaklıkları da aynı. Burada farklı olanlar şekerlerin miktarı ve şekli. 2 ile 3'e baktığımız zaman arkadaşlar su miktarı aynı, sıcaklıklar farklı, şekerlerin miktarı farklı. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar 1 ile 3'e bakalım. 1 ile 3'te şekerler aynı, suyun miktarı aynı, sadece sıcaklıklar farklı. Evet burada çözülme hızını etkileyen faktörlerden birini bulmak için arkadaşlar ben 1 ve 3'ü seçmem lazım. 1 ve 3. Evet burada arkadaşlar sadece sıcaklıklar farklıdır. Yani buradaki bağımsız değişkenim benim arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklıklar farklı olduğu için sıcaklığın çözünme hızına etkisi bu deneyde test edilebilir. 1 ve 3'ü seçmemiz gerekir. İkinci sorumuz, ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini değişikliklere ilişkilendirir kazanımı ile ilgili. Birbiri içinde çözünmeyen P, R, S ve T sıvıları ikişerli olarak kaplara konulmuştur. Bu sıvıların bulunduğu kaplar aşağıdaki şekilde gözlenmemiş. Bakalım, P ve R sıvıların bulunduğu kapta R sıvısından P sıvısının içindeki bir cisme bakıldığında bu cisim olduğu yerden daha yakında görülmüştür. S ve T sıvılarının bulunduğu kapta T sıvısından S sıvısına geçen ışık hızının hızı artmıştır. P ve S sıvılarının bulunduğu kapta S'den P'ye geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılmıştır. Buna göre R ve S sıvılarının bulunduğu kapta S sıvısından R sıvısına dik gönderilmeyen ışık ışının izlediği yolu çizerek nedenini açıklayalım. Evet, R sıvısından bakıldığında P sıvısındaki cisim daha yakın görünüyorsa P sıvısının yoğunluğu daha büyüktür. Yani P'nin yoğunluğu R'den fazladır arkadaşlar. Evet, T sıvısından S sıvısına geçen ışık ışını hızı arttığına göre T sıvısının yoğunluğu S sıvısından büyüktür. Yani yoğun olan bir yerden daha az yoğun olan bir yere geçince hızı artar. Gelelim buradaki P ve S sıvılarına arkadaşlar. Evet buradaki S sıvısından P sıvısına geçen ışık ışınları
Normalden uzaklaştığı için, uzaklaşarak kırıldığı için diyebiliriz. Normalden uzaklaşarak kırıldığı için S sıvısının yoğunluğu P sıvısından büyüktür. Evet, buradaki karşılaştırmalara göre arkadaşlar, yoğunluğu en büyük olan T, T'den sonra S, S de P'den büyük, P de R'den büyük. Yoğunlukların arkadaşlar büyükten küçüğe doğru burada sıraladık. Evet, buradaki R ve S sıvılarını arkadaşlar şöyle aynı kaba koyalım. Evet, R ve S'nin yoğunluklarına baktığımız zaman arkadaşlar S'nin yoğunluğu az fazla olduğu için şöyle yapalım. S'nin yoğunluğu fazla olduğu için altta olur. R'nin yoğunluğu az olduğu için üstte olur. Ve buna göre benim buradan gelen ışınım, evet, ışınım normali bu şekilde çizdim arkadaşlar. Şöyle dik geldiğini düşündük. Buna göre S ve R sıvılarını aynı kaba koyduk. S'nin yoğunluğu fazla olduğu için altta oldu. R'nin yoğunluğu az olduğu için üzerine çıktı. S sıvısından R sıvısına gönderilen bir ışın arkadaşlar. Işınımızı hemen şuradan yapalım. Evet, burada S sıvısından R sıvısına gönderilen bir ışın yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiği için arkadaşlar normalden uzaklaşarak kırılır. Yani şöyle geldiğini düşünelim. Çizdim. Normalden uzaklaşarak kırılır. Yani şöyle çizebiliriz. Üçüncü soru, bitki ve hayvanların büyüme ve gelişmesiyle ilgili bir sorumuz. Çimlenmeyi etki eden faktörlerden biri kontrollü deney yapılarak araştırmak istenmiş. Bunun için hazırlanan K, L ve M ortamına ait bilgiler grafiklerle verilmiş. Ortam sıcaklığı, ortamdaki oksijen miktarı ve kullanılan su miktarı grafikleri verilmiş. Hangi iki ortam kullanıp kontrollü bir deney yapılabilir? Evet, burada kontrol deneyde arkadaşlar etkisi araştırılan değişken dışındaki tüm değişkenlerin sabit tutulması gerekiyor. Onun için buradaki evet K ve M'ye baktığımız zaman buradaki oksijen miktarları aynı, kullanılan su miktarları eşitken sadece burada sıcaklıkların farklı olduğunu görebiliriz. Evet, ne yazalım o zaman burada? K ve M kullanılır. Oksijen miktarı ve su miktarı eşit olduğu için. Yapılabilecek kontrollü deneyin bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenlerini yazalım. Evet, buradaki bağımlı değişkenimiz arkadaşlar çimlenme. Bağımsız değişkenimiz sıcaklık. Kontrol edilen değişkenimiz de nedir? Oksijen ve su miktarıdır. Dördüncü soru, elektrik devresinde seri ve paralel bağlantıyla ilgili bir sorumuz var. Özdeş PRS ve T ampulleriyle hazırlanan bir devrede ampul parlaklığı arasındaki ilişki verilmiş. Buradaki P'nin ve R'nin parlaklıkları aynı. R'nin parlaklığı S'den büyük. S ile T de birbirine eşit olarak verilmiştir. Buna göre ampulün parlaklıkları arasındaki ilişkinin gözlenebildiği bir devre yazalım. Evet, burada P ve R'nin parlaklıkları aynı olacak arkadaşlar. Bu ikisini ben seri bağlantı yaparsam ikisinin de parlaklıkları aynı olur. P ve R. R'nin parlaklığı S'den büyük olacak. Yani seri bağlı paralel bağlantı yapmamız gerekecek. Şöyle yaptım. Buna S diyebiliriz. S ile de T'ninki eşit olduğu için buna da T. Yani S ile T arkadaşlar paralel bağlantı yapılmış. Daha sonra şöyle devremizi tamamlayabiliriz. Beşinci soru, yine paralel ve seri bağlantı ile ilgili bir devre sorumuz var. Aşağıdaki özdeş KLMNT ampulleriyle kurulmuş bir devre verilmiş. K, M ve N ampullerinin parlaklık arasındaki ilişki K eşittir M. Yani buradaki K ile M'nin parlaklığı eşit. M'nin parlaklığı da N'den büyükmüş arkadaşlar. Buna göre hangi anahtarlar aynı anda kapatılmalıdır
Neden? Evet, burada arkadaşlar 2 numara açık kalmalı. 1 numarayı kapattık. Buradan gelen artı akımım geldi. L açık olduğu için buradan geçemez. Buradan geldi. M ile devam etti. Burada bakın M ile K ile M artık seri bağlantı şeklini aldı. İkisinin parlaklıkları aynı. Daha sonra buradan M'den devam eden akımım M'nin parlaklığı N'den fazla ise burada ben sadece N'yi kapatırsam arkadaşlar T açık kalırsa aynı şekilde kalırsa üçünün parlaklıkları birbirine eşit olur. Onun için hem bunu ikisine kapatayım ki burası paralel bağlantı olduğu için N'nin parlaklığı M'den az olsun. Hangilerini kapatmalıyız? 1, 3 ve 4 kapatılmalı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.